Bu şehrin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. İlk defa mı geliyorsun? Evet. Ne kadar oldu? Aşağı yukarı. 6 ay, 28 gün, 12 saat ve 35 dakika. Pardon, 36. Ne oluyor? Niye böyle bakıyorsun? Birileri burada olduğumu biliyor. Kim? Henüz bilmiyorum. Ama niyetleri iyi değil. Beni öldürmek istediler. Ha. Şimdi anlaşıldı neden böyle baktın. Burada olduğumu bir tek sen biliyorsun. Ne demek istiyorsun? Hiç. Durumu söyledim. Seni anlıyorum. Yaşadıkların çok kötüydü. Kötü mü? Sevdiğin adamı, hayattaki tek dostunu havaya uçurmaya böyle mi diyorsun sen? Kötü. Yok, öyle demiyorum. Ben böyle durumlarda kendimi iyi... Ben oradaydım. Uzay. Anladın mı? Ben oradaydım. Ben dostlarımı öldürdüm. Bu devlete bağlı çalışan istihbarat mensuplarını öldürdüm ben. Yapmak zorundaydın ve yaptın. Orada ülkemizin düşmanları da öldü. Bununla yaşamak zorunda kalmanın ne demek olduğunu biliyor musun peki? Ha? Her gece kabus görüyorum ben. İstisnasız her gece. Sadece uyurken değil. Yağmura kahvaltı hazırlarken. Bulaşıkları yıkarken. Her an. Ben her an kabus görüyorum. Bazen bir bıçak alıp kafamı açıp beynimi deşmek istiyorum. Bunu da anlıyor musun? Çok üzgünüm. Ama onlar benim de arkadaşlarımdı. Ben hiç düşünmüyor muyum sanıyorsun? Pınar'ı, Hulki'yi, Serdar'ı, Hakkı Dayı'yı, Mete Başkan'ı. Onları o kadar özledim ki. Biri onları sattı. Deşifre etti. Ben değilim. Bunu bilemeyiz. Gayet iyi biliyorsun. Eğer öyle olmadığımı düşünseydin çoktan kafamın bir deliği kaçmıştı. Bunun ne olduğu hakkında fikrin var mı? Nereden buldun? Bana tetikçiyi gönderen adamda böyle bir dövme varmış. Tesadüf olamaz. Anlamadım. Yeni Zelanda'daki cami baskınını hatırlıyor musun? Evet. O saldırgan buraya gelmişti. Tokat'a. Kazıklı Voyva da burada tutulduğu için. Onun tüfeğinde de bu sembol vardı. Bu tapınak şövalyelerinin en çok kullandığı sembollerden biri ve şu anda beyaz üstünlükçüler kullanıyor. Biraz daha araştırmam lazım. Nerede görmüş bunu? Kuzey Irak. O adamın Serdarların ölümüyle bir ilgisi var. Nereden biliyorsun? Niye benim peşime düşsün ki? O patlamada hayatta kalan bir tek ben varım. Yani teknik olarak hayatta kalan. Yoksa kendim için bu tabiri kullanmazdım. Haksızlık etme kendine. Nefes alarak. Araştıracağım.